Arkadaşlar merhabalar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün pazar, tabi sizler pazartesi günü izleyeceksiniz bu videoyu. Şimdi arkadaşlar bugün bir civciv çıkımımız var, yeni civcivlerimiz çıkıyor. Şimdi kafeslerimizi arkadaşlar biliyorsunuz yaptık ama ön mikalarını alamamıştık henüz. Tabi bugün de hafta sonu olduğu için şimdi koyacak başka yer yok. Hayvanları mecburen şimdi yerini ayarladım. Ve de bir ikinci kafesimiz için de şöyle ön kapakları, alt ızgara yerlerini falan ayarladık. Ya aslında buraya da koyabiliriz ama kararsız kaldım. Burayı acaba buraya mı koysak? Neyse arkadaşlar buraya koyalım ya. Ben aslında şuraya ayarladım. Bakın hatta infrared yoktu burada. Buraya infrared takmıştım. Ama bunlar biraz büyüdüler ya. Şimdi orası kırmızı ışık çok gözükmeyecek. Şimdi bu bir önceki çıkımdaki civcivler. Bunlar biraz büyüdü. En iyisi ben aşağıyı da hazırlayayım. Aşağıya koyayım. Şimdi bunlar bayağı büyük geldiler gözüme. Tabii ışıkta siz şu an pek anlamıyorsunuz. Neyse arkadaşlar şimdi şurayı hazırlayayım da buraya alalım bari. Normalde aşağı yukarıya koyacaktım ama. Neyse şurayı hazırlayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi şurayı ayarladım. Bakın burasında bizim eski tip setimiz hazır olduğu için şimdi burada beyaz ışığımız yok. İnfrared'i taktım. Şöyle bakın buradan bu aşağıya doğru vuruyor. Güzel de ısıtmaya başladı hemen. Özellikle şöyle biraz daha yakın olsa iyi olurdu ama aslında şuraya da alabilirmiştim. Neyse böyle bir koyalım. Bir bakacağım. Civcivlerimizi bir çıkaralım. Yeni civcivler çıktı. İlk defa çıkartacağımız civcivler var. Şimdi bir bakalım. Makinamız burada. Biliyorsunuz. Şimdi şuradan hemen zaten bir sepet. Bu bizim 30 tane gümüş ligorin falan yüklemiştik ama arkadaşlar biliyorsunuz horoz bir dönem birazcık sıkıntılıydı. O dönemin yumurtaları. Bu arada makineyi temizledik. Daha doğrusu annem temizlemiş. Ama bakın çamaşır suyuyla sildiğimiz için öndeki yazılar gitmiş. Çok da sıkıntı değil. Yani biz bu makineyi satacak olursak da sonuçta bizi bilen biliyor. Nasıl kullandığımızı biliyor. O yüzden problem yok. Şimdi şu sepeti direkt içeri koyayım. Bakalım neler çıkmış. Şimdi zaten iç ortam çok soğuk olmadığı için böyle kapak açık bekleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle yavaş yavaş başlayalım. Bildiklerimizden gidelim. Dur bakalım şöyle. Arkadaşlar bir Black Motlet Cüce Koşin. Şöyle bir Cüce Koşinleri çıkaralım ilk başta. Şöyle iki. Şöyle 3. Yavaş yavaş geliyor. Şöyle 4. Gel bakalım 5. Maşallah maşallah. Şöyle 6. Şöyle 7. Dur bu değil. 7. Şöyle 8. Bakalım başka var mı? Şimdi burada başka siyah beyazlar da var. 8. Bu da cüce koşin. 9. Var mı arttıran? Şimdi bu diğer siyah beyazlar arkadaşlar. Bunlar da Black Motlet. Ama bakın paçalar yok. Bunlar birer ligorin civcividir. Bakın. 2. 3. 4. Var mı başka? Başka yok. 4 tane çıkmış. Şöyle sultanlar. Bakın iki tane sultan çıkmış. Maşallah maşallah size. Şöyle gidin bakayım azıcık ileri doğru. Cüceler şöyle azıcık gidin bakayım. Gidin 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 gidin. İki tane sultan. Şimdi gümüş ligorinler. Bakın zaten tanındık. Bir. İki. Sana ne oldu? Buraların ıslak ıslak ya. Neyse 3. Gel bakalım 4. Gel bakalım 5. 6. 7.
Şöyle bir tane daha sultan varmış. Sultan 3 taneymiş arkadaşlar. Bakın şöyle. 1, 2, 3. Şunlar bizim sultan civcivlerimiz. Maşallah çok da sevimliler ya. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne var? Bunlar ne? Ay maşallah sizin sakalınıza kurban ya. Arkadaşlar bunlar barbu. Şöyle 3 tane de barbumuz var. Ama şimdi şöyle bir durum var. Siyahta sıkıntı yok. Siyah bakın maşallah. Yani gözleri gözükmüyor resmen. Sakallardan. Siyahta sıkıntı yok. Siyah tavuklarda zaten siyahlarımız yumurtluyordu biliyorsunuz. Ama bunlar siyahların siyah barbu tavuğundan lavanta horoz eşleşmesi. Yani bunlarda durum biraz karışık ama yapacak bir şey yok. Böyle çıkmışlar. Şöyle bir tane pürüzsüz bir siyah muhtemelen horoz gibi de gözüküyor. Çünkü bunlarda ibik yapısı biraz daha net oluyor. Bakın şöyle ya maşallah senin şu güzelliğine ya. Sen neymişsin ya böyle. Şu sakallara bakın arkadaşlar. Şimdi şuradan sepetimizi alayım. Bakın çıkamayan ne varmış? Bir tane gümüş ligorin var. Yine bu boş galiba. Çok hafif bir yumurta. İki tane çıkamayan olmuş. İyi. Ya bir de burada ne var? Bir tane cüce koşum var. Çatlaklık falan yok. Yine bunlara bir daha bakarım. Şimdi şöyle. Bakın hemen zaten ışığın altında toplandılar. Ama hemen yem yemeye başladılar gördüğünüz gibi. Telefonun da yani odaklama sıkıntısı beni benden alıyor. Şimdi arkadaşlar burada barbuları şu anlık kendimize ayırıyoruz. Zaten hani bunlar kırma muhtemelen. Göstereceğim şimdi anaçlarında. Bu siyah ama orijinal. Orijinal siyah bir barbumuz. İlk üretimimizi yaptık çok şükür. Gençler şöyle bir yem yiyeyim bakayım. Azıcık şöyle yere de atayım. Siz görmüyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Gel. Gel. Gelin hadi hadi hadi. Evet bakın yukarı çıkanlar var. Yemi bilerekten fazla doldurdum ki şöyle çevresinden falan her türlü yesinler diye. Evet gördüğünüz gibi içerisi sanırım sıcaklığı güzel. Termostata bakarız şimdi kaç derecede olduğuna. Gördüğünüz gibi toplanma yok. Soğuk olsa toplanma olurdu. Şimdi şu barbulardan bahsettik. Onları bir göstereyim. Kapağımızı kapatalım. Şurayı da kapatayım. Şimdi arkadaşlar barbular bizim biliyorsunuz bir prens ve prensesimiz var. Bu arada buranın ışığını da yaptım. Yani çok şükür sonunda. Şimdi bunlar lan dur be oğlum be. Bunlar bizim lavanta barbularımız. Şimdi bu grupla bizim siyahlar bir beraberlerdi. Siyahların horozu yoktu. Bu horozumuz komple siyah tavuklarla da eşleşti. Bir posta yumurtalar komple boş çıkmıştı. Yine bu çıkımda da bayağı bir barbu yumurtası vardı aslında. Ama yine bayağı boşu da vardı. Şimdi bundan sonraki yumurtalar artık kabadayının yumurtaları olacak. Bu horozumuzu sonradan ekleme yaptık kümese. Eşleşiyor. Şu an boyu çok fazla yetişemese de bakalım dolu çıkacak mı yumurtalarından. Bakın komple siyah barbularımız. Bunlar zaten bakın civcivdeki sakal yapısında gördünüz. Hayvanlarımız gerçekten güzel, kaliteli hayvanlar. İnşallah arttırmakta nasip olur. Çıkan diğer civcivlerin anaçlarında ya duman. Bakın arkadaşlar duman şu yukarılarda geziyor. Böyle bir şeyleri düşünüyor. Çıkan civcivlerimizin anaçlarını gösterelim. Sultanlarımız burası. Kızlar. Ne yapıyorsunuz ya? Yemlikleri falan doldurdum. Tabii hafta içine hazırlık. Anneme çok fazla iş kalmasın diye. İki tane yumurtlamışlar bugün. Cüce koşunlarımızın yine bir altta. Kızlar. Kız. Var mı yumurta bakayım kaç yumurta var. Bak oy dur be sakın gurk falan olma ha. Vurmaz dur. Bir tane yumurta var bu da fol yumurtamız. İyi gel Duman gel. Duman bütün gün dışarıdaydı arkadaşlar. Bu aralar salıyorum onu. Black Motlet Ligorin civcivleri çıktı. Onlar buranın. Bakın böyle hem anaçları da göstermiş olalım. Bakın Excusier ligorinlerle karıştırmayalım. Bizim ligorinlerimiz Black Motlet. Yani bu kar yağdı deseni var. Horozda da yine aynı şekilde.
Horozun şu an siyahları biraz fazla gibi olsa da yaşatınca muhtemelen bu desenleri biraz daha artacaktır. Bakın şöyle göğüs altları daha belirgin. Üstlerde de yine çıkmaya başladı. Yani gerçek Black Motlet budur. Gel Duman gel. Ya Duman. Hani full beyaz böyle çok desenli beyazlar var. Onlar maalesef Black Motlet değil. Evet, çıkan civcivlerimiz bu. Bakalım şuradan da bir tekrar. Tabii siz muhtemelen göremeyeceksiniz. Şuradan yavaşça açayım ürkütmeden. Herhangi bir toplanma yok. Şöyle göstereyim. Maşallah bayağı da bir acıkmışlar. Sıkıntılı olarak gördüğüm bir tane gümüş ligorin vardı. O da ayaklanmış herhalde. İyi iyi güzel. Güzel. Maşallah hepsi canavar gibiler. Yemiyorlar şu an. Şöyle az daha yaklaşayım ki infrared'in ışığını keselim. Bakın şunlar Black Motlet ligorinler. Bunlar da gümüş ligorinler. Ha bir de gümüş ligorinlerin araçlarımızı gösterelim. Gümüş ligorinler de burada arkadaşlar. Barbudan sonra gösterebilirdik aslında. Buraya atlamışız. Gel oğlum. Gel. Baba Yiğit gel. Bu horozumuzun adı Baba Yiğit arkadaşlar. Belki bilmeyenler vardır. Bu bizim Baba Yiğit horoz. Bakın maşallah gerçekten ligorin renkleri. Uf lan duman. Uuu ayağımı ısırıyor. Evet arkadaşlar durum budur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güzel bir çıkım olduğunu düşünüyorum. Sayıyı saymadık ama sanırsam bir 30 tane falan civciv çıktı yine. Çok şükür. Görüşmek üzere. Yeni videolarımıza bekliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.